Barış Bey. Günaydın. Aslı. Nasıl geldin sen? Arabayla geldim. Neden sordunuz? Yani arabayı bırakmaya mı geldin? Yok. Sizi işe götürmek için geldim. Barış Bey, siz iyi misiniz? Teo ailenin durumu öğrendiğini söyledi. Annen bu işi yapmanı istemiyormuş. İzin verdi mi gelmeye? Vermedi. Ona rağmen geldim. Öyle mi? Evet. Neden? Çünkü işimi seviyorum. Ve devam etmek istiyorum. Aslı, sen ailene çok değer verirsin. Onlarla aranı bozacak kadar mı seviyorsun? Aslı, ben bu yüzden sorun yaşamanızı istemiyorum. Barış Bey, ben bugüne kadar annemi üzecek hiçbir şey yapmadım. Hala yapmıyorum. Ben doğru şeyi yapıyorum. O da zamanla bunu anlayacaktır. Doğru şey. Aslı, ben de seninle çalışmaktan çok mutluyum. Ama bu şekilde olmaz. Yani ailenle çatışar. Annem işime haksızlık ediyor. Bilmeden size de haksızlık ediyor. Barış Bey, siz Çiçek'in davasını aldınız. Onu hastane buldunuz. Yıllarca çalışıp toplayamayacağım parayı maaşımdan kesiyorsunuz. Siz Çiçek için bunları yapıyorsunuz. Hem de hiçbir karşılık beklemeden. Tüm iyi niyetinizle yapıyorsunuz bunu. Aslı. Benim bütün hatamı, şapşallıklarımı görmezden geldiniz. Bana hep destek oldunuz. Ben istifa etmişken bile gelip beni nezaretten kurtardınız. İlayda Hanım meselesinde hatalı olduğunuzu düşünüp gelip şoförünüzden özür dilediniz. Siz çok iyi bir insansınız Barış Bey. Aslı. Siz benim için, Çiçeğim için bütün bunları yaparken hem de hiçbir karşılık beklemeden bütün desteğinizi verirken Aslı, dur. Alçak gönüllüsünüz biliyorum. Ama bunların hepsi gerçek. Siz bizim için bunları yaparken ben hiç sizi bırakır mıyım? Aslı. Siz ne derseniz deyin. Siz beni kovmadıkça ben artık sizi bırakmam Barış Bey. Benim sana bir şey itiraf etmem lazım. Sibel Hanım. Evet. Merhabalar, ben Teo. Ben bir avukatın yanında çalışıyorum da bir arkadaşınızla ilgili birkaç soru soracağım. Hangi arkadaşımla ilgili? Ya bu hiç böyle ayaküstü konuşulacak bir şey değil. Bir yere otursak. Kimsin sen ya? Korkma, senlik bir şey değil. Mavi meleği arıyorum. Sibel! Barış Bey, bir şey itiraf edeceğim dediniz. Evet. Bana benimle ilgili duyguları olduğunu falan mı söyleyecek? Yok artık. Keşke. Olur mu ya? Yok, olmaz. Ama önce bir biraz konuşalım mı Aslı? Tamam. Konu ne? Ailenle ilgili. Annen yalan söylediğin için
üzülmüş, kırılmıştır herhalde. Evet ama... Ama kötü bir niyetin yoktu biliyorum, bana anlatmıştın. Sadece işte kaldığına emin olana kadar onlara söylemek istemedim ki boşuna üzülmesinler. Tam olarak öyle. Ben anlıyorum seni. İnsan bazen iyi bir amaç için yalan söylemek zorunda kalabiliyor. Bu onun kötü biri olduğu anlamına gelmez. Değil mi? Zaten birileri benden önce gidip anlatmasaydı bu olayı bu kadar büyümeyecekti. Başkasından mı öğrenmiştin? Evet, öyle olunca da annemin ağrına gitmişti biraz. O yüzden insanın her şeyi kendisine söylemesi en doğrusu. Evet ama bazen öyle olmuyor işte. Olmuyor değil mi? Barış Bey, sizin söyleyeceğiniz şeyle bunun bir ilgisi var mı? Her şeyin birbiriyle ilgisi var aslında. Annesini ezip geçti. Gitmeyeceksin dediğim işe gitti. Anneciğim, canım, seni ezmek değil, kız çalışmak istiyor. İşini de sevmiş. Ama nesini sevmiş şoförlüğün? Üniversite kazanamaz mıydı bu kız? Dersleri çok iyi değil miydi? Bismillahirrahmanirrahim. Anneciğim, çok uzak kalmış derslerinden. O kadar zaman geçti. Ama belki o avukatları göre gelip özenir belki yine. Anne. Hı. Bak şu kadını görüyor musun? Çiçekle konuşuyor. Pek de asortikmiş. Ha. Aslı'nın patronunun teyzesi. Aa, ne işi varmış bunun burada? Ya Aslı'yı işten almayın demeye gelmiş. Allah Allah! O ne karışırmış? Aslı kendini annenin yerine koy. Eğer böyle bir durum senin başına gelseydi... ...sen ne yapardın? Haklısınız. Ben de çok sinirleniyorum. Peki affeder miydin onu? Kötü bir niyeti olmadığını, bir şekilde buna mecbur kaldığını anlar mıydın? Anlardım tabii. Zaten ben ne yaptım ki ya? Şoför olduğumu gizledim. Kimseye bir zarar vermedim, bir suç işlemedim ki. Patron! Ne oluyor Teo? Gel gel, arabada seni bekleyen bir sürpriz var, gel. Aa! Aa! Bırakın beni de! Sibel mi o? Teo, ne yaptın sen? Patron, konuşmaya yanaşmadı, kaçmaya kalkıştı. Ben de paketledim, getirdim işte. Ne diyorsun sen Teo? Bu yaptığın suç. Ya suçsa da benim suçum, seninle bir alakası yok. Şimdi saçmalama, nasıl yok? Ya patron bak, ben göze aldım, sen de görmezden gel çözülsün artık şu mevzu ya. Sibel. Bak korkma sakın, tamam mı? Onlar sana bir şey yapmaz, onlar iyi insanlar. Ya bir yürü git başımdan. Tabii ki sevgilini koruyacaksın. Sevgilin mi? Kim? Ha sevgilim. Vicdanlı insanım ben. Ben gelemem böyle şeylere. Kızcağızın resmen ekmeğiyle oynadılar. Kim oynuyormuş aslanın ekmeğiyle? Ay kim olacak? O İlay'da olan yılan. Yani o Barış'ın ortağı. Zaten size gelen de onun asistanı. O söyledi kızınızın şoför olduğunu. Aslı'ya hediye alacağız demişti, ondan gelmişti. Ay yok canım, tamamen yalan dolan. Yani kuyusunu kazmaya çalışıyor onun. Handan Hanım, koskoca ortağın ne derdi varmış benim şoför kızımla? Ay ne derdi olacak canım, kıskanıyor. Aa, kimden kıskanıyor? Barışçığımdan. Ha oldu da kız beni şikayet etti, sen varsın işte, kurtarırsın. Ne diyorsun sen Teo? Bir adam kaçırmamız eksikti. Bak bu iş iyice çığırından çıktı, sen gidiyorsun şimdi o kızı bırakıyorsun. Ben de Aslı'ya gerçekleri anlatıyorum, ondan sonra savcılığa gidiyorum. Hiçbir yere gitmiyorsun patron, gel buraya, ne yapıyorsun ya? Anlamadım. Bak patron, ben sana bir söz verdim. Ben sana o kızı bulacağım dedim, o mavi meleğin adını almadan bu kızı hayatta bırakma. Aslı bugün bana iyi biri olduğunu söyledi. Öylesin zaten patron. Değilim Teo. Her şeyi karşılıksız yaptığımı zannediyor kız. Ama...
kendimizi kurtarmak için her şey. Ben bu yalanı bile bile kızın yüzüne bakamıyorum. Bu yalanı artık kaldırmıyor benim için. İyi git anlat. Sen kızın yüzüne bakacaksın diye dünyasını yık. Sen ne diyorsun peki? Ha? Ne yapayım? Ya beni bir görmezden gel. Şu mavi meleğin adını bir alayım, şu çiçeğe çarpan kızı bir bulayım, getireyim, koyayım aslının karşısına. Senin suçsuz olduğunu anlasın. Ondan sonra ne yapıyorsa yapsın ya. İlayda'nın Barış'ta gözü var. İyi de şimdi bu durumun Aslı'yla ne ilgisi var? Ay şöyle, yani işte etrafında dişi sinek dahi istemiyor. Niye? Barış Bey'in dişi sineklerle bir derdi mi var? Ay ne münasebet canım. Yani Barış'cığım asil, terbiyeli, nerede ne yapması gerektiğini bilen, pırlanta gibi bir çocuktur. Yani hiç kimseyle bir derdi olmaz. Yok yok yani tabii öyledir. Sağ olsun çiçeğe de çok yardım etti yani. Evet teşekkür ederiz sağ olun ama ben hala anlayamadım Handan Hanım. Orada neler dönüyor siz bana şöyle açıkça çekinmeden dost doğru anlatın en iyisi. Ha? Hadi anlatayım. Şimdi ben size açık açık anlatıyorum tamam mı? Yani İlayda'nın güzel kızlarla derdi var. Ya beni de kocamdan boşadı. Yani çekemedi beni. Yoksa niye kocamdan boşasın değil mi? Sen tut benim kocamın boşanma avukatlığını yap. Ha öyle boşadı. Avukat diye. Dedim ya güzel kadınlara tahammül edemiyor. Yani Aslı'yı da sırf bu yüzden. Şimdi ne diyecek? Bak o mavi melek denen kız bir hırsız. Daha kötü şeyler de yapmış. Ya sen niye kuruyorsun onu? Seninle bir alakası yok olayın. Sen onun ismini ver yeter. Salmayacaksınız değil mi Barış Bey? Yaptığımız onca şey boşa gitmesin. Zorla tutamayız Aslı. Ama onlar bizi tuttu. Heh, aferin kız sana. Konuş vallahi ateş böceği. Teo. Ama öyle Barış Bey. Resmen bizi harabeye kapattılar. Aslı biz hukukçuyuz. Onlar suçlu. İyi de Teo da eziyet etmeyecek herhalde. Oturup düzgünce konuşacak değil mi? Tabii canım ben onda güzel güzel konuşacağım, anlaşacağım. Bir şey yok yani. Yani yine de siz bilirsiniz ama bence doğru düzgün konuşulursa kız konuşacak. Birkaç saatten fazla tutmayacaksın. Konuşmazsa da bırakacaksın. Tamam patron anlaştık. Ben de rahat ol. Hadi gidelim biz. Barış Bey. Bir şey konuşuyorduk yarım kaldı. Sonra devam ederiz Aslı. Sen bu arada ailenle arayı düzeltmeye bak. Bir şey itiraf edeceğim demiştiniz. Aslı sonra konuşuruz dedim ya. Of bir de bu vardı. Alo Sena. O iş bugündü değil mi ya? Ben tamamen unutmuşum. Ne itiraf edebilir ki bana? Sandığım şey olamaz ya. Ay olamaz değil mi? İyi de ne olabilir ki başka? Of be tam vaktinde geldin yani Teo. Aslı'ya da hemen eve gitmemiz lazım. Röportaj için söz vermiştim de gazeteciler eve gelmiş bekliyorlar. Peki Barış Bey. Gel bakalım seninle birazcık konuşacağız şimdi tamam mı? Benim konuşacak hiçbir şeyim yok. Bak. Ben sana zarar vermeyeceğim. Şurada mis gibi tekne sefası yapacağım iki dakika. Çöz şunu. Ah. Gel bakalım. Gel 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 hadi. Hadi gel. Bir patronun teyzesi kalksın şoförün evine gitsin. Bana bunu bir açıkla Metin açıkla. Sen her şeye dellenme ya. Görmedin mi kadın şekerliydi zaten. Şekerli mekerli. Kalkmış buraya gelmiş mi? Gelmiş. Anlattıkları da bir acayip. O İlayda Hanım'a takmış birazcık. Hah sırf ona sinir olsun diye istiyor Aslı'yı bence. Benim kızım o kadını niye sinir ediyor ki? Ha? Yani koskoca bir avukatın bir şoförü kıskanması olacak şey mi Arzu? Bir şeyler dönüyor orada. Mutlaka bir şeyler dönüyor.
Anneciğim söyledik ya, kadın şekerli işte ya. O kıskanmayı falan kafadan uyduruyor. Demedi mi benim kocaman avukatıydı, beni kıskandı dedi. Abuk sabuk konuşuyor işte. Peki Aslı niye tutturdu böyle o iş için? Yani ne oldu da tutturdu? Annesini ezip geçmezdi ki o. Yapmazdı böyle şeyler. Bir şeyler var Metin, bir şeyler var. Bu Barış Bey nasıldır, kimdir, nedir onu da bilmiyoruz. Biliyoruz babaanne. Barış Bey çok iyi biri. Yoksa bana niye yardım etsin ki? Ah yavrum, ah ah. Dünya senin sandığın kadar iyi bir yer olsaydı keşke. Annem sen ne demeye çalışıyorsun? Sen onu açıktan söylesene. Bilmiyorum Metin. Allah korusun. Bu adamın kızımda bir umudu, bir çıkarı olmasın. Kötü emelleri olmasın yavrum. Bak hayat bu. Anne. Yok artık anne ya. Ne yaptın ya? Aman ben kime laf anlatıyorum ki? Bir sahtekarın peşinde gidiyorsunuz. Herkesi kendiniz gibi biliyorsunuz. Çekil. Hani gözünü seveyim ya. Şu barboyu da sahtekar deyip durma artık ya. Görmüyor musun? Çocuk buraları bir adam ettik. Hale yola sokmaya çalışıyor. Kendine düzgün bir yol yaratmaya çalışıyor ya. Bize de ona da haksızlık ediyorsun ama ha. Babacığım gel hadi biz gezmeye gidelim seninle. Gel babacığım. Barış dakikadandır aslında niye böyle bir şey yaptı anlamadım ya. Hah geliyor. Nasıl yani? Adamın kadın şoförü mü var? Manşeti bulduk traktör mü? Nereden çıktı şimdi kapı açmak? Bilmiyorum. Yani siz öyle gazeteci falan deyince ben heyecanlandım galiba biraz. Atlatacak mıydın beni kaçak? Gülşirin hatırlatmıştı ama unutmuşum, kusura bakma. Çok özür dilerim tekrar. Hiç önemli değil. Yalnız Sena çok fazla uzatmayız değil mi? Hiç o modda değilim bugün. Hangi moddasın bakayım? İş modundayım. Ben kapıyı açayım. Tamam biz de teşkilatlarımızı alıp geliyoruz. Arkadaşlar bahçeye geçelim biz de. Çek hemen. Direksiyon başında da yakalamaya çalış. Şoför olarak göreceğiz, tamam mı? Tamamdır. Ne yapıyorsun bakayım sen orada? Sileceklerin suyu bitmiş, onu dolduruyordum. Sen Barış'ın asistanı mısın? Yo, şoförüyüm. Tahmin ettim de emin olamadım. Hiç kadın şoför görmemiştim. Görmüş oldunuz. Evet, çok da hoşuma gitti. Seninle de bir röportaj alsak mı? Benimle mi? Barış Bey için mi? Hayır canım. Barış'ı yılın en başarılı avukatı olarak lanse edeceğiz. Seni de şoförler dünyasındaki kadın olarak tanıtabiliriz. Ha, yok. Sağ olun. Neden? Flame en saygın sektörel dergilerden biridir. Yok sağ olun. İstemiyorum. Peki. İstemedi ama sen çaktırmadan çekmeye devam et, tamam? Çekmez miyim? Çok fotojenik kız.
Müşteriler geldi. Fal bakacağım. Abin yok. Telefonu kapalı. Ya kızım senin abimle ne işin var? Bak falına. Ya, onsuz bakamıyorum canım. Görüşüm açılmıyor yani. Abime de bak sen ya. Ne işlere yarıyormuş meğer. Neyse hadi acelem var. Ya nereye gitti biliyor musun? Aman. Babamla hale gittiler. Zaten ben hiç anlamadım. Yani bu ara hiç babamın peşinden ayrılmıyor. Gerçekten mi? Hayır sen niye bu kadar sevindin ki bu olaya ya böyle? Yani babamla arasını düzeltsin. Yani bir şey istemeye yüzü olsun yani değil mi? Aynen öyle evet. Ay Arzu ben sana bir şey soracağım ya. Ne oldu? Şimdi ben Teo'ya bir şey yapmak istiyorum. Ne yapacağım bakayım? Öyle büyük bir şey değil canım. Yani bir şarkı falan göndereyim diyorum. Öyle hani kuru kuru ne yapıyorsun, nasılsın demek yerine şarkıyla sesleneyim diyorum. Vallahi abin kendi sesiyle şarkı yollar. Sen de aynı şey yapabilirsin bence. Çok hoşuna gider. Hadi ben kaçtım. Ay. Kendi sesimle. Bak Sibel. Bu dava benim için çok önemli. Ya bu mavi melek denen kız çok büyük suçlar işledi tamam mı? Buradaki herkesin hayatının içine etti. Hayat durdu burada onun yüzünden ya. Bak kızım ben onu bulacağım. Senle ya da sensiz. Ha sensiz bulursam senin de başını yakarım haberin olsun. Tanımıyorum ben öyle birini. Bak şimdi. Bunlar mavi meleği hapse gönderecek kanıtlar. Bu işten hiçbir şekilde sıyrılamaz, tamam? Yok sen benim ciddiyetimi anlamadın da. İyi anlayana kadar bekleriz burada, sıkıntı yok. Sıkı sıkı tut, bırakma, zar zor yıktım duvarımı. Seviyor ya bu seni. Evet. Bu şu mavi meleğin adından bahsediyordu. Buyur. Sen seviyor musun bari kızı? Sibel, burada soruları ben sorarım yanınıza. Haberin olsun. Göreceğiz bakalım. Al bakalım kahven. Sağ ol canım. Ne yapıyoruz şimdi? Sen şimdi üzerini değiştirirken bize çekim için açı belirler, hazırlıklarımızı yaparız. Ondan sonra da röportaja geçeriz. Bu fotoğraf olayını abartmayacaksın inşallah. Elimde böyle yakışıklı bir adam var, izin ver de kullanayım fotoğraflarını. Bence de. Yani fotoğrafsız yazılar insanlara sıkıcı geliyor. O yüzden dedim. Bravo bak kız çözmüş işi. Onun için Barış'cığım yan çizmek yok bol bol fotoğraf çekeceğiz. Bir tane çekelim de gerisine bakarız. Barış Bey. Ya böyle kurgur kahveyle olur mu? Ben bir tek börek bir şey yapsaydım. Sordum bir şey istemiyorlar aslında. O zaman böyle iş arasında falan sorarım ben. Ayıp olur yoksa boş boş. Haklısın. Bundan sonra seni ayıp sorumluluğumuz ilan ediyorum. Gözünü sürekli açık tut, kimseye ayıp etmeyelim. Barış Bey, ben bir tavsiyede bulunabilir miyim? Bence bulunabilirsin, dene bakalım. Deniyorum. Lacivert takımınızı giysiniz, öyle tam bir avukat oluyorsunuz. Diğerleriyle ne oluyorum? Tuzak soru, geçiyorum. İyi tamam, bekle o zaman. Ayıp müdür olarak son kontrolleri yaparsın. Nasıl? Tam bir avukat olmuş muyum? Tam bir avukat olmuşsunuz. Çek çek. Ama önce bir şunu düzelteyim. Aslı, ben aslında evliyim. 3 de çocuğum var. Aslı. Ben aslında avukat değilim, yazarım.
Ya sen patronumsun, ne itiraf edebilirsin ki bana? Vallahi çatlayacağım ya. Aslı yeter. Olmuştur herhalde. Zaten nereden evet dedimse bu işe. Aa. İyi ki demişsiniz. Senin böyle şeylerden hoşlandığını bilmiyordum. Nasıl şeylerden? Dergiye, televizyona çıkmak, ünlü olmak falan. Hoşlanmıyorum zaten Barış Bey. Yani bu çok saygın bir meslek dergisiymiş. Başka bir durum. Neyse başka? Sonra mı didişsek? Sizi bekliyorlar. Of. Biz hazırız. Çok güzel Barış. Bir de gözlüksüz alalım. Tamam oldu işte bunlar. Ne gerek var? Ya yansıma için diyorum. Alternatif olsun elimizde. Şahane. Bir de ayakta görelim seni canım. Havuzun önünde. Şu kitabı alır mısın, büyük olanı? Harika. Açıyorsun kitabı şimdi, okuyorsun. Ben havuz başında ayakta takım elbiseyle niye hukuk kitabı okuyorum Sena? Çok saçma. Ya sen bana güvensene, zannettiğin gibi garip görünmeyecek ki. Ben garip hissediyorum, olmuyor. Ama Barış Bey, yapmaya çalışıyorsunuz. Yapmaya çalışmayın, yapın. Mesela gerçekten bir maddeyi okuyor. Gel o zaman. Al sen ya. Barış'cığım. Of hay Allah ya. Tamam siz üzülmeyin. Ben halledip geliyorum. Hadi bakalım. Of. Barış Bey. Hani bir gün hangi maddeden dava açacağınızı düşünüyordunuz? Elinizde dosya, bütün evi dolaşmıştınız. Hatırladınız mı? Evet, soğanlı menemen yedirmiştim bana. Hah, o günkü gibi. Yani siz çalışırken bütün evin her yerini dolaşabiliyorsunuz. Bunda bir acayiplik yok ki. O kendiliğinden olan bir şey Aslı. Fotoğraf çekmeye falan gerek yok. Röportajı yapsın yeter. Var Barış Bey, var. Yani... Bir sürü gence örnek olabilirsiniz. Havuz başında kitap okuyormuş gibi yaparak mı? Öyle demeyin. Bir kere meslek seçimi özenmeyle başlar. Şimdi bu dergiyi okuyan gençler sizin o dergideki fotoğraflarınıza özenecek. Sonra karizmatik duruşunuzdan, tarzınızdan etkilenecekler. Ve sizin gibi olabilmek için avukat olmaya özenecekler. Bir sürü gencin meslek seçiminde avukatlık seçmesini sağlayabilirsiniz Barış Bey. Böyle mi düşünüyorsun gerçekten? Evet. Sırf okuduğu romanlar yüzünden polis olmak isteyen tanıdıklarım var benim ya. Çok ciddiyim. Peki sen? Sen hangi mesleğe özenmiştin? Benim şansıma o hafta sinemalarda şoför Nebahat oynuyordu. Tamam, sen çık, geliyorum ben. Alo Melih. Benim birinin tüm eğitim bilgilerine ihtiyacım var. Adını yollasan bakar mısın? Tamam, gönderiyorum. Çok sağ ol. Vay canına. İkna etti gerçekten. Aralarında bir şey var galiba. Kesin canım. Yoksa neden kadın şoför tutsun?
İyi oldu ama bu. Habere büyük renk katacak. Buradan yürürüz biz. Aynen. Devam ediyoruz değil mi? Evet ama çok uzatma. Bitirelim gitsin. Gençleri örneksiz bırakmayalım. Okuyormuş gibi yapacağız ha? Gibi değil, gibi değil. Okuyun direkt. Hadi. Ya sen bu kızı niye bu kadar koruyorsun? Ben anlamadım ki. Çok mu seviyorsun yani? Koruduğum o değil. Ha şöyle ya, ufak ufak, alışa alışa, ısına ısına anlat bakalım nedir olay? Berk'in başının yanmasını istemiyorum. Berk, ha şu mavi meleğin manitası olan çocuk değil mi? Berk onun değil, benim sevgilim. İki tane zengin diye onu ele verecek değilim herhalde değil mi? Tamam, sevgiline ilişmeyeceğiz. Bizim derdimiz kızla, anlat. Şu sana mesaj gönderen kız benimle aynı durumda olsaydı, sen ne yapardın? Riske atar mıydın onu? Hı? Bak, ben Berk için birçok şeyi göze aldım. Ailemi gözden çıkardım. Ama sen anlayamazsın bunu. Kıza cevap bile yazmadım, baksana. Ne alakası var ya? Bal gibi var. Sen aşık olsan, değil ben, çakal Carlos gelse yine atarsın o mesajı. Ha, aşk bununla mı ölçülüyor yani? Öyle tabii. Şimdi kızcağız saniyeleri sayıyordur. Yalnız o öyle bir kız değil. Neyse sen rahat ol, hadi bakalım. Ha, vallahi inşallah öyle bir kızdır. Çünkü kızlar ikiye ayrılır. Aşık olanlar ve olmayanlar. Çıkar telefonunu. Bak saate. 5 dakika say. 5 dakika 10 saniye. 5 dakika 11 saniye. 5 dakika 12 saniye. 13 14. Ay, görüldü diyor. Ama çevrim dışı. Ben çok mu abarttım ya? Rahatsız mı oldu çocuk? Aslı, ben İlayda'yı seviyorum. Aslı, ben kötü bir adamım. 3 cinayetim var. Aslı, ben sana aşığım. Peki, birçok farklı alanda davalara bakıyorsun. Özellikle adını boşanma davalarında duyurmanın özel bir sebebi var mı? İlişkileri bitirmek hoşuna mı gidiyor? İlişkilerini bitiren onlar. Ben en az zararlı hayatlarına devam edebilmeleri için yardım ediyorum. Ama sonuçta insanların ilişkilerini bitirmelerine yardım etmiş oluyorsun. Bunun ailenle bir ilgisi var mı? Onlarınki de bitmiş bir evlilik miydi? Yapma bunu. Ailemle ilgili konuşmak istemediğimi biliyorsun. Tamam. Kırmızı çizgiyi geçmek yok. O zaman sana dönelim. Açabilir miyim? Peki bu kadar çok boşanma davasıyla karşılaşmış olmak ilişkilere bakış açını etkiledi mi? Evli değilsin. Ciddi bir ilişkin de yok. Nereden biliyorsun? Var mı? Ben sizi bölmeyeyim. Aynı soruyu ben sorayım. Var mı? Yok ama bu olmasını istemediğim anlamına gelmiyor. Ah Aslı, rezil ettim kendimi. Sazanlar bile bu kadar sazan değil ya. Ya Burak niye itiraf edecekse eder o. Allah Allah, saçma sapan hareket etmekten yine batırdın her şeyi ya. Aslı senin şoförünmüş. Bana ilginç geldi. Neden kadın şoför? Bunu bir kadın gazeteci olarak sen mi soruyorsun? Hı, güzel. Kadınların iş alanlarını genişletmek için diyorsun. Açıkçası ben elemanlarımı cinsiyetine göre belirlemiyorum Sena. İşlerini iyi yapıp yapmamalarına göre seçiyorum. Peki aşık olacağın kadını neye göre değerlendiriyorsun? Ya da şöyle sorayım. Barış Buka nasıl bir kadına kalbini kaptırır?
galiba içten, doğal, kendi gibi olmaktan çekinmeyen, hem içindeki çocuğu taşıyan, hem de yetişkin sorumluluğu taşıyan, sıcak, eğlenceli, konuşmadan anlaşabileceğin, konuştuğunda sıkılmayacağın, savaş meydanına kılıç kuşanmadan çıplak elleriyle çıkabilecek bir kadın. Benim bile aşık olasım geldi. Adı ne peki? Kimin adı? İşte anlattığın kızın. Yok ki öyle biri. Vallahi bana çok net tanıdığın birini anlatmışsın gibi geldi. Öyle mi? Vallahi bence öyle. Eskiden olsa kötü bir şey söyleyeceğine emin olurdum. Bir sürü şüphe dolardı aklıma. Dağılıyorum sanki. İplerin uçlarını birer birer kaçırıyorum. Düştüm sanki bir yerde. Ya yere çakılacağım ya uçacağım. Arası yok bunun. Ortaklık nasıl gidiyor peki? Barış. Efendim? Yeni oluşturduğun ortaklıkla ilgili soru soruyorum sana. Bence bu kadar yeter sana. İlayda ile ilgili konuşamadık daha. Konuştuk. Peki. Güzel bir röportaj oldu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İlayda, ne haber? İyi canım. Siz ne yaptınız? Röportaj nasıl geçti? Çok iyi geçti. Ortağı olarak sana da birkaç şey sorayım istiyorum. Sen benimle röportaj yapma ama soru sor. Canım sen az solistsin. Sahneye son çıkarsın. İyi bakalım. Hadi öyle olsun. Ofisteyim. Hadi bekliyorum. Tamam. Bir saat oradayım. Bazen gerçekler hiç beklemediğin bir anda yüzüne çarpar. Daha fazla kaçamaz olursun. Benim bile aşık olasım geldi. Adı ne peki? Yok ki öyle biri. Oysa öyle biri vardı. Ama söylediğim yalan yüzüne bakmama bile engel olurken bu aşka nasıl izin verebilirdim ki? Aç Teo, aç. Aç bu işin bittiğini, bu yalandan kurtulduğumuzu söyle hadi. Aslı bırak sen. Barış Bey, saksıyı kırmışlar. Bir de böyle bırakıp gitmişler. Ne biçim insanlarmış bunlar? Tamam, bırak dedim Aslı. Hallederler yarın. Yarına kadar böyle mi kalsın? Ortalığı mahvetmişler.
Hayır Aslı. Sen çekil şöyle dur. Ne yapıyorsun Aslı? Barış Bey, kökü dışarıda kalmış bunun. Ben de şuraya bir yere dikeyim dedim. Yukka ağacı bu nasılsa içeride de dışarıda da yaşar. Yazık, bu kadar büyümüş ölmesin. Tamam, bekle. Barış Bey, burası iyi dedim. Hem güneş alır hem korunaklı. Elinize de yakıştı. Barış Bey, o gazeteciler densiz bir şey mi sordu son anda? Yok. Yani bir canın sıkılmış gibi. Yok bir şey Aslı. Tut sen. Sanki bir şey. Sabahki konuşmamız da yarım kaldı. Ya tatlı diyeceksiniz ama bari kötü bir şey mi onu söyleyin ya. Hayır, bana itiraf edecek neyiniz olabilir ki Barış Bey? Ne duymak istiyorsun Aslı? Ne duymak isteyeceğim Barış Bey? Çıkacağım ben. Flora'ya gidiyoruz. Senacığım, sen beni biliyorsun, ben seni. O yüzden ne öğrenmek istiyorsan doğrudan söyle. Peki, bu Barış'ın aşık olduğu kız kim?
Barış'ın aşık olduğunu nereden çıkardın? Bana aşkı öyle bir anlattı ki bir tek ismini söylemedi. Yani sadece arkadaşız. Öyle mi? Ben birlikte olduğunuzu bilmiyordum tekrar. Bak sen bil ama bilme, olur mu? Bu kadın şoföre ne diyorsun? Bozmuyor mu seni? Şoför kız orada mıydı? Tamam, sen gidebilirsin eve. Ne hakla ya? Ne hakla sen bana böyle bir şey sorarsın? Sen nasıl beni böyle bir duruma düşürürsün? Öyle işsiz güçsüz erkeklerden hoşlanmaz. Bu yüzden seni benim asistanım olarak işe alacağız. Böylece hep yanımızda olacaksın. Vallahi mi? Evet bebeğim. Ama seni de şu cadı teyzenle ikna etmen gerekiyor. Ya sana bir şey diyeyim mi? Hem zaten ben kendim de gitmek istiyorum ki işe. Böyle eğlence, parti, kızlar falan filan derken. Nereye kadar böyle Sıdıka? Hı hı. Ben de Barış abim gibi olmak istiyorum. Anlıyor musun? Anlamaz mıyım bebeğim? Ben de seni öyle istiyorum. Yani İlayda Hanım da seni öyle görmek istiyor. Ama annem bana hiç rahat vermiyor. Hep başımda. Hiç nefes aldırmıyor. Yani sen yuvadan uçmaya, annenin kanatlarının altından çıkmaya hazır mısın? Hazırım ya. Yeter vallahi. Hem zaten böyle giderse 60 yaşına kadar annemle yaşayacağım ben sanırım. O zaman anneni gönderelim. Gönderelim. Nereye gönderelim? Uzaklara. Nereye gönderebiliriz? Aslında Amerika'da bir Ferda teyzem var. Onun yanına ziyarete gönderebiliriz. Bak, şimdi kafanı çalıştırmaya, Barış abin gibi düşünmeye başladın. O zaman bir öpücüğü hak ettin. Gel bakayım. Ay utanma bebeğim, gel. Dur Sıdıka, ne öpücüğü? Ne yapıyorsun? Dur. Düştüm. Yani kız tutkal gibi. Barış da biliyorsun vicdanlıdır. Kız ne yapıp edip acındırıp Barış'ın tepesine çöreklendi. Öyle diyorsun. Ben de aralarında bir şey var zannettim açıkçası. Saçmalama, rica edeceğim. Olur mu öyle şey Barış gibi biri? Bak, sakın öyle bir şey yazayım deme. Yani bak dava açarım, alırım tazminatını ona göre. Merak etme, ikinizi birden karşıma almak istemem. Hadi ben kaçtım. Bay bay. Sıdıka! Sıdıka! Sıdıka dışarıda İlayda Hanım. Dışarıda mı? Evet. Benim yardımcı olabileceğim bir şey var mı? Hayır hayır, çık dışarı. Allah! Allah! Alo, İlayda Hanım. Bu şoför kızı hani ailesi alacaktı işten? Almamış mı, gerçekten mi? Bana bak, neredesin sen? Bana verdiğiniz görev üstüne çalışıyorum. Hani şu teyze sorunsalı vardı ya. Handan, daha şoför kızdan kurtulamadın. Handan'la mı uğraşıyorsun? Gel çabuk buraya. Benim gitmem lazım. Git, git. Ama dediklerimi unutma Hakan Şeker. Geleceğin Barış Bukası. Geleceğin Barış Bukası.
İyi işler yapan adam Hakan Şeker. İlayda Taş'ın kocası. Çocuklarının babası. İşte bu. Üzgünüm anne. Artık yuvadan uçma vaktim geldi. Ay Aslı! Dur, gel. Aslı, ben Teo'ya sesli mesaj gönderdim. Yani kendi sesimi kaydettim, şarkı söyledim, gönderdim de. Ama cevap vermedi. Ben çok mu erken davrandım acaba ben? Yanlış bir şey mi yaptım? Gülüm, Teo iş peşinde. Ondan cevap yazamamıştır. Ha, ondan mı yani? O yüzden mi derim? Ay tamam. Ay kız ne güzel olmuşuz ha. Hadi görüşürüz Gülüm. Şişt, dur bakayım dur. Gel buraya bakayım. Gel. Neyin var senin bu suratında halde? Ne oluyor? Barış Bey sana bir şey itiraf edeceğim dedi bıraktı. Benden ne itiraf edeceksiniz dedim. Ne duymak istiyorsun aslında dedi. Düşünebiliyor musun ya? O ne demekmiş öyle? Yani işte sanki ben ondan aşk itiraf bekliyormuşum gibi. Beklemiyor musun yani? Ya sen de yapma Gül ya. Zaten bu duygular aptallaştırdı beni. Ya Gül'üm adam avukat. Sana bir şey itiraf edeceğim dediyse belki bunun altında pis bir iş vardır. Ay Aslım, kuzum sen nerelere gittin öyle ya? Ya her şeyi yanlış anlıyorsam. Ve görmek istediğim gibi görüyorsam her şeyi. Aslım, bu yaşadığın ne biliyor musun? Aşk korkusu. Ben de yaşıyorum bunu. Ya düşünsene, kalbini bir başkasının eline veriyorsun. O onu kırabilir, paramparça edebilir. İşte sen bunun korkusunu yaşıyorsun. Bilmiyorum Gül. İçim çok karıştı benim. Kendimi çok kötü hissediyorum. Biz küs değiliz ki babacığım. Sadece tadımız yok. Üzülme yavrum. Üzülecek bir şey yok. Aileyiz biz. Hepsi olur. Hepsi geçer. Ateş böceği. Bari sen neşeli ol. Değilim bal böceğim. Değilim. Gel bakayım sen otur şöyle. Patronun teyzesi geldi kafeye. Ne? Handan Hanım mı? Evet. Seni işten almamızı istemiyormuş. Neymiş efendim? Patronun ortağı seni kıskanıyormuş. Bize senin şoför olduğunu söyleyen de onun elemanıymış. Ne? Kızım bu kadının derdi ne seninle? Çünkü manyak o kadın anne. Mutsuz, sevgisiz, kötülük yapmaktan zevk alan bir kadın. E teyzesi? Bir insan yeğeninin, şoförünün evine niye gider? Bunlar nasıl insanlar kızım? Ben anlamadım. Sen anladıysan anlat Allah aşkına. Bilmiyorum anne, bilmiyorum. Ama hala sen bana Barış Bey çok iyi biri demiştin. Öyle zaten bal böceğim. Ya da ben hiçbir şeyden anlamayan aptalım biriyim. Sen bu işe niye tutundun bu kadar? İşimi seviyorum dedim yani. Ben odama gidebilir miyim artık lütfen? Sen rahat ol anne. Aslı sen yokken de insanlardan şüphelenebiliyor. Bizim gibi salak değil. Sıdıka. Neredesin sen? Üstümü değiştirdim, ofise gidiyordum İlayda Hanım. Mama yapatıma gidiyorum, hadi bin arabaya. Yani kıyamet kopuyor, sen ortalarda yoksun. Ya kız ofisteyse, ben bir ofise mi gitsem? Yani işe nasıl dönmüş diye ağzını ararım.
Bana bak Sıdık'a. Sen çok tek başına iş çevirmeye başladın. Gözüme batıyorsun artık ha. Hadi bin. Önce Cahide Hanım'a haber versek daha iyi olmaz mı? Sonra bana neden haber vermediniz diye kızmasın. Açmıyor. Ne yapsak? Evine mi gitsek? Evet evet, evine gidelim. Lan ne yapacağım ben şimdi, ne alt edeceğim ben? Paranın kokusunu aldılar tabii, yolladılar kızı yine işe. Hiç öyle bir tipleri de yoktu. Hatta kızlarının şoför olduğunu öğrendiklerinde bozulmuşlardı. Patrona yamanacaklarını anlayınca düzelmiştir tabii. Handan Hanım, nasılsınız? Aa, İlaydacığım, hoş geldiniz. Geçin içeri, geçin. Kapıda kalmayın. Nasılsınız? İyi misiniz ha? İyiyiz Handan Hanım. Cahide Hanım yok mu? Yok canım. Bir günlüğüne Nevşehir'e gitti vakıf işleri için. Yalnız kıstırdım yani sizi. kime niyet, kime kısmet. Ama siz böyle pek bir koştura koştura geldiğinize göre bir sıkıntı var galiba. Ay canım. Aslı'yı işten almadılar mı? Handan Hanım, buna üzüleceğiniz yerde seviniyorsunuz. O kız yeğeninize zarar verecek. Aa, neden zarar versin canım? Hem ben gittim onun ailesiyle görüştüm. Çok şeker insanlar. Ne? Ailesiyle mi tanıştınız? Evet. Ne varmış? Gittim konuştum. Hem sen utanmıyor musun işinde gücünde kızla uğraşmaya? Senin imkanlarınla onunki bir mi? Handan Hanım, siz çok iyi niyetlisiniz. O yüzden bu durumu anlayamazsınız. Ben çok iyi anlıyorum canım. Sen hiç merak etme. Sen Barış'ıma kafayı taktın ama ben bu evde yaşadığım sürece sen bu eve gelin gelemeyeceksin. Handan Hanım, ben koskoca bir şirket sahibi avukat İlayda Taş'ım. Kendimi size mi yamayacakmışım canım? Kendinize gelin lütfen. Ben gayet kendimdeyim canım. Artık düş yakamızdan ya. Hem Barış'ı istemiyorsan ne diye bu eve gelip duruyorsun? Ablanızı görmeye geliyorum Handan Hanım. Ha, ama eğer siz bir daha beni bu evde görmek istemiyorsanız size söz veriyorum bu işe kökten halledeceğim. Yürü Sıdık'a. Tam isabet. Bir daha da bu eve gelme. Bana bak Sıdık'a. Bu kadını nereye gönderiyorsan göndereceksin, yoksa benim elimde kalacak. Ben tam o işin üstünde çalışıyordum. Siz rahat olun, oldu bilin. İki güne kalmaz Amerika'ya gidecek. Ya. Şoför kızı da gönderiyordum. Maşallah sapıyla, sülalesiyle geri döndü. Ha, bana ettiği lafları duydun değil mi? Ha, bir de utanmadan kızın evine gitmiş. İnanamıyorum ya. Yani Cahide Hanım bir öğrenirse çok sinirlenecek. Yani koskoca Barış Buka'nın teyzesi şoför kızın ayağına gidiyor. Şaka gibi. Cahide Hanım bir duysa. Yarım aklıyla bir de onları ikna etmiş. Tabii bunlar da buna güvenerek kızı geri yollamışlar. koskoca Barış Buka'nın teyzesi ayağımıza geldi. Bu iş cepte diyorlar. Cahide Hanım yok ya, meydanı boş buldular. Bana bak Sıdık'a. Şoför kızı göndermeyi beceremedim, bu kadını göndereceksin. Büyük laf ettim. Bu lafı da bana yedirtirsen kendini derhal kapının önünde bulursun. Bu kadın gidecek.
Emredersiniz İlayda Hanım. Efendim beni. Aslı Eğilmez, evet. Üniversiteyi mi kazanmış? Ne? Emin misin? Tamam, mail olarak at bana. Çok teşekkür ederim Meli. Görüşürüz. Aç açına uyuma, bir şeyler ye. Abla, beni iki saat idare eder misin? Gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Bak annemler bahçede seni görürlerse çok fena olur. Ya iki saatçik ya. Hadi. Aslı. Aslı. Gitti. Vallahi gitti. Ne yaptı? Yedi mi bir şey? Aslı çoktan uyuyakalmış. Bir dinlensin de kafasını toparlasın biraz. Ben çiçeği yatırayım o zaman. Yok. Abi ben yatırırım. Hadi. Yok. Aslı. Bir şey itiraf edeceğim deyip sonra o soruyu nasıl sorarsınız bana? Aslı üstüme geliyorsun, gelme. Peki beni ne duruma düşürdüğünüzün farkında mısınız? Ne duymak istiyorsun Aslı, ne demek Barış Bey? Hiçbir şey demek değil Aslı. Bir şey söylediniz bari arkasında durun. Ben sizden bir şey duymak falan istemiyorum. Ama belli ki sizin benden sakladığınız bir şey var. Hem bunu söyleyip hem de ben soru sordum diye beni bu hale düşüremezsiniz. Ben nereye gideceğimi bilemedim. Sana geldim o yüzden. Çok iyi yaptın. İyi yaptın. Yani çok iyi yaptın. Ne oldu oraya ya? Ay kanıyor burası. Yok bir şey yok. Sakin ol. Ya bir dakika elleme bak. Mikrop kapacak. Olmaz öyle zaten. Orayı hemen temizlemek falan lazım. Bir şey yapmamız lazım bizim orayı. Dur. Ne yapacağız? Nerede yapacağız ya? Eczane kapalı. Eczane olmaz. Ev zaten olmaz. Ne yapalım? Tamam. Aklıma fikir geldi. Çok iyi. Hadi yürü gidiyoruz. Tamam. Tamam yürü. Aslı.
İlayda ile aranızda geçenleri bana anlatmadığını hatırlıyorsun değil mi? Evet. Bana güven demiştin. Evet, öyle demiştim. Şimdi aynı şeyi ben de senden istiyorum. Barış Bey, ben size güveniyordum zaten. Bir şey itiraf edeceğim diyen sizsiniz. Biliyorum. Biliyorum. Ama şu an uygun zaman değil. Bana güvenip doğru zamanı bekler misin? Benim kafam çok karışık Barış Bey. Ben iyi değilim. Ne düşüneceğimi bilmiyorum. Aptal gibi hissediyorum ben kendimi. Hayır, hissetme. İyi de siz avukatsınız. Patronumsunuz benim. Bana ne itiraf edecek olabilirsiniz? Sadece bu muyuz Aslı? Avukat ve şoförü, öyle mi? Biz bence her şeyden önce birbirini çok iyi anlayan iki insanız. Şu an söyleyemiyorum Aslı. Söyleyemiyorum. Ama senden bana güvenmeni beklemeni istiyorum. Yapabilir misin bunu? Tamam. Kabul ediyorum. Bekleyeceğim. Senin de telaşlandırdık gece gece. Yok canım, olur mu öyle şey? Ben çok sevindim. Ay yani yaralanmana değil tabii ki. Bana gelmene çok sevindim. Yalnız bak, bu birazcık yakacak, tamam mı? Yaksın yaksın. Zaten batırdık her şeyi. Çok yaksın, hiçbir şey olmaz. Şey, Aslı bir iş peşinde falan demişti senin için. Orada mı oldu bu? Aynen öyle. Ya ben patronun yüzüne nasıl bakacağım şimdi? Çok mu kızar ki patron? Ya yok, kızmak değil. Hatta o hiç istemedi bile de ben işte allem ettim, kallem ettim, adamı ikna ettim. Her şeyi çözeceğiz dedim. Hiçbir şeyi de çözemedim ondan sonra. Olsun, sıkma canını. Yani çözebildiğin işler de gelir elbet. Ya, yok böyle bir şey değil Gül. E tamam, gönül borcu ödenmez de. O adam benim hayatımı değiştirdi. Pisliğin içinden aldı çıkardı beni. Benim de onu kurtarmam lazımdı ama işte... Kurtaramadım yani. Seni pisliğin içinde hiç hayal edemiyorum. Ne yaptı ki seni kurtaracak? Yani neyden kurtardı seni? Çok bekledin mi? Neyi? Mesajı. Ha. Yok canım. Yani ben zaten çalışıyorsundur. Öyle yoğunsundur falan diye düşündüm ben zaten. Ne yazmıştın da yollayamadım. Hoş geldin sevgili.
Barış Bey. Bugün gazeteciler ailenizi sorduğunda rahatsız oldunuz ya. Babanız yüzünden değil mi? Bazı erkekler koca ya da baba olmamalı. Peki size göre babanız o sınıfta mı? Şimdi konuşmasak bunu olur mu? Tamam. Ama şunu bilin ki babanız koca ya da baba olmasaydı siz var olmayacaktınız. O zaman sen benim şoförüm olmayacaktın. Taksiye devam edecektin. Evet. Hem itiraf deyip hem beni itham eden bir patronum olmayacak. Ben zaten var olmadığım için bugün buraya kafa dinlemeye gelemeyecektim. Ben de size kızmaya gelemeyeceğim için güzelleri göremeyecektim. Ve ben de seni birden karşımda görmenin o güzel şaşkınlığını yaşayamayacaktım. O zaman bize bu geceyi sağlayan babanıza teşekkürler. Bu olmadı. Aslı, acele etme. Ağır ağır. Çok şaşırdınız değil mi? Korktum, korktum. Gözlerin alev almıştı. Yakacaksın burayı zannettim. Ama gelmesem düşünmekten kafam çatlayacaktı resmen. Şimdi artık düşünmeyecek misin peki? Söz verdim. İstanbul'un trafiği çok kötü. Çocuğumu düşündüğüm için istemedim. Ama o da öyle tutturunca sağ ol kızım. Yok teyzesi meyzesi gelince işte ortağı mortağı deyince benim de kafam karıştı Metin. Anneciğim tamam İstanbul trafiği tehlikeli anlıyorum. Ama bak babam 40 yıl dolaştı o trafikte burnu bile kanamadı. Çiçek bir sabah bakkala gitti araba çarptı. Kader bu. Doğru dedim be Metin. Ah oğlum ah ah. Ana olmak çok zor. Çocuğunun iyiliğinden başka şey düşünmezsin. Gene de ona yaranamazsın. Anacığım biliyorum bizim iyiliğimizi düşünüyorsun. Ama bırak da biraz biz düşünelim artık ya. Arzu kiminle evleneceğini düşünsün. Aslı hangi işte çalışacağını düşünsün. Ben kiminle ortaklık edeceğimi düşüneyim ha. Bir müsaade et de artık biz düşünelim be kadırgalı. Üf, iyi. Ben de düşünceden emekliye ayırayım kendimi o zaman. Gidip keyfime bakayım. Bakalım kaç gün idare edeceğiniz ha? hadi ben gideyim de Aslı ile konuşayım madem. Yok anne. Aslı uyuyor. İyi de canım konuşayım daha huzurlu uyusun çocukcağız. Aa, aşk olsun anne ya.
Yani bu kadar hızlı mı affedeceksin onu? Sabaha kadar bile beklemeyecek misin yani? Ne oluyor kız? Abi ya, yani bana kızınca bir gece konuşmuyor ve küs kalıyor benimle. Kıskanırım bak. Yani gönül koyarım anne. Tamam mı? Lafa bak. Şuna bak şimdi. Hadi üzülme, üzülme. Sabah konuşurum. Hadi. Hadi yatın siz de eşek sıpaları. Hadi. Hadi bakayım kız. Barış Bey. Burası çok güzel bir yer. Aslı, senin ailenin haberi var mı? Burada olduğundan. Merak etmeyecekler mi? Ablama iki saate dönerim demiştim. İki saat de olmadı ki daha. Tabii tabii olmadı canım. Ben bir tuvalete gideyim. No. Oturun siz, ben giderim. Çok iyi. Patron hadi. Aç bence. Yani böyle kendi kendini yiyip bitiriyorsun. Aç bitsin gitsin. Alo patron. Aslı ben de. Merak etmesinler. Öyle düzgün bir dille söyler misin? Nasıl yani? Ya biraz daha aldı şimdi, bu halde gitmesin hemen. İyi tamam tamam patron tamam. Ne oldu, ne dedi? Hiç mevzuyu açmadı bile. Yalnız senin bugün Aslı'yı idare etmen gerekecek. Nasıl yani? Ya patronla beraberlermiş, içmiş biraz da bu şekilde eve gitmesin diyor. Aslı patronla beraber. Ben şey yapayım o zaman, bir şey yapayım ben. Geliyorum ben. Arzu. Şişt, bak ben sizdeyim, tamam mı? Bizde mi? Nerede? Salonda mısın? Uf, hayır kızım ya. Ben Teo ile birlikte kafedeyim. Ama sizdeyim yani. Ya sen de mi ya? Ya bir de bir şey daha diyeceğim ben sana. Aslı bugün eve gelmeyecek. Ne? Şey, dağılmış da birazcık. Patron da kalacak bugün. Ne? Bu kaçıncı şok kızım? Ne? Allah Arzu. Ocağına düştük. Yardım et. Oğlum bak bu iş şu an sende, tamam mı? Hadi öptüm ki bay. Ne oluyor kızım, bir terslik mi var söylesene. Gül nerede bizdeymiş? Gül bizde değilmiş. Gül gelecekmiş. Yoldan geçecekmiş. Keki kabarmamış. İşte beni tarifine bakacağım diye hani geçip geliyor. Ben geliyorum. Bu saatte ne kekiymiş ya? Manyak bunlar. Evet Aslı İlmez. Gelelim gizemli geçmişine. Gizemli mi? Ya benim düşündüğüm her şey yüzümden okunur. Ben çok çektim geçmişimde onlardan. Şşş. Konuyu atlatmak yok. Vazgeçtiğin hayalini hala söylemedin bana.
Vazgeçilebildiğine göre demek ki çok da önemli değilmiş. Boş verin. Yapma şimdi. Dans. Dans. Seviyorsun dans etmeyi. Evet. Ama hobi olarak. Yani meslek olarak hiç düşünmedim daha önce. Size iki hak daha veriyorum. Tamam, peki bilirsem ne kazanıyorum? Bilemezsiniz de. O kadar eminsin yani. O kadar eminim. Hatta o kadar eminim ki... bilirseniz... şuraya çıkıp şarkı söyleyeceğim. Güzel. Güzel. Demek ki sesini de duyacağız bu akşam. Ama bilemezsiniz. Siz çıkıp şarkı söyleyeceksiniz. Anlaştık. Polis. Ne? Polis mi? E seviyorsun dedektiflik işlerini. Agatha Christie hayranısın sonuçta. Son hakkınız. Acaba ne olabilir? Şoför kız. Bazen fazla şapşal. Bazen fazla akıllı. Dans etmeyi seven. Acaba ne olabilir? Öğretmenlik. Ama bu nedir Barış Bey ya? İlk aklınıza geleni söylüyorsunuz. Ne kadar sıkıcı tahminler bunlar. Ben o kadar sıkıcı mıyım ya? Sen hiç sıkıcı değilsin aslında. O zaman sizi sahneye alın. Yok öyle bir şey olmayacak. Kandırdınız mı siz beni ya? Ben oraya sadece tek bir şey için çıkarım. Ne için? Seninle dans etmek için. Seninle güzel duyduğum bu ses bile
Yalnız içtiğim su değil. Gitmen gerek. Her şey seninle güzel. Bu yağmur, bu kar bile. Bana ne yapacağımı söyleme. Ben çocuk değilim. İzleri onlar bile. Biliyorum. Bile yalnız içtiğim su değil, aldığım nefes bile. Her şey seninle güzel, bu yağmur, bu kar bile. Yüzümdeki gözyaşının izleri. Biz birbirimizi hiç tanımıyoruz. Geçmişimde yanlışlar var benim gibi. Geçmiş dedin ya işte. Geçmiş. Aslı, gidiyoruz. Ama ben araba kullanamam ki Barış Bey. Ama kullanman lazım Aslı. Sen benim şoförümsün. O zaman ben bir 5 dakika uyuyayım. 5 dakika sonra hemen bir de kahve. Oo, tamam. Tamam, sen 5 dakika uyuyor. Tamam. Demirciköy'e gideceğiz. Tabii efendim. Çıkarayım ben seni. Ben burada yatarım. Bir adım daha atacak halim yok.
Niye burada uyuyorum ben ya? Altı mı? Sabah altı mı? Ah. Aslı, senin ailenin haberi var mı burada olduğundan? Ablama iki saate dönerim demiştim. İki saatte olmadı ki daha. Bir adım da atacak halim yok. Ne yaptım ben? Ah. Cevapsız yok. Reddettiler. Evlatlıktan reddettiler. Reddettiler. Ne yapıyorsun sen Aslı? Abla haklısın. Ne desen haklısın. Annem nasıl? Yüreğine inmedi değil mi? Sence annemin haberi olsaydı sen şu kapıdan içeri geçebilir miydin? Acaba düşün bakalım. Doğru. Nasıl oldu? Ne oldu dün gece? Ben sana onu soruyorum. Kız, senin patronunla ne işin var bütün gece? Abla, ben onun koltuğunda uyuyakalmışım. Aslı, sen böyle yapmazdın. Ben yapardım, sen yapmazdın. Peki nedir şu patronunda? Hı? Anneme kafa tutmalar... Gül. Ay. Aha. Ay biz nasıl o hale geldik ya? Çok iyi.
Patron. Uyuyamadım, bir konuşalım dedim. Ne yaptın Sibel işini? Ben de bunu soracağını bildiğim için uyuyamadım patron. Konuşturamadın değil mi? Kaçtım. Kaçırdım elinden patron. Beceremedim bir şey ya. Sen elinden geleni yaptın. Sen ne yapacaksın? Anne. Devam edeceksin o işe değil mi? Ben sana ne diyeyim? 3 yıl boyunca ekmeğini kazanan, ayakları yere basan bir insansın. Yapma desem ne fayda? Çocuk olsan dizime oturtup döveyim. Ama çocuk değilim artık anne. Ah kızım, ah, ah. 40 yaşına da gelsen, çoluk çocuğa da karışsan, ben yaşadığım sürece sen benim çocuğumsun, yavrumsun, evladımsın. Biliyorum. Seni layık olduğun yerlerde mutlu bir şekilde yaşadığını görmek istiyorum. Sen bu kadar değilsin be Aslı. Ama ben bu kadarla mutluyum. Anne. İnsan sadece avukat, doktor olunca mutlu olur diye bir şey yok ki. Ben mutluyum. Fazlasını istemiyorum ki. Şimdilik Aslım, şimdilik. Kararından pişmanlık duyduğun zaman arkandayım. Unutma, emi kızım. Annem burada, yanında. Emi yavrum. Hep yanında yavrum. Sabah sabah beni niye çağırdın Sıdıka'ya? Ay bebeğim, sana şahane haberlerim var. İlayda Hanım seninle yemeğe çıkmayı kabul etti. Ne diyorsun Sıdıka? Gerçekten mi? Koskoca İlayda Taş benimle yemeğe mi çıkmak istedi? Evet ama bir şartı var. Adam olacağım valla. Bak işe gireceğim diyorum, ciddiyim ben. O zaman işe artık ana kuzusu olmadığını ispatlamakla başlayacaksın. Hmm. Nasıl ispatlayacağım bunu? Anneni Amerika'ya yollayarak. Eğer 2 gün içinde bu işi başarırsan, İlayda Hanım seninle yemeğe çıkacak. 2 gün mü? Hı hı. 2 günde annem bensiz gitmeye nasıl ikna edeceğim ki Sıdıka? Bunun için en az 2 ay falan lazım. İkna etmeyeceksin bebeğim. Sen de annenle gidecekmiş gibi yapacaksın. Bak, ben her şeyi düşündüm. Biletleri alacaksınız, sen zamanda kaçacaksın. Nasıl? Aa. Olur vallahi. Harika bir fikir bak. Tamam, başka türlü annem zaten gitmeye ikna olmaz. Tamam o zaman. Sen şimdi teyzeni ara. Ortamı ayarla. Sonra annene söyle ve biletleri alın. Tamam tamam, dur. Hemen arıyorum. Şimdi arıyorum. Vay. Hadi babacığım. Elbisen de güzelmiş. Anne sen demiyor muydun kız gibi giyin diye ya? Ha işte. Sen şimdi bu arabayı mı kullanıyorsun? Evet. Aslı çizmesinler bunu burada şimdi ha? Yok artık, vahşi miyiz kızım biz? Herkes tanıdık, komşu. Al böceğin. Gezdireyim mi seni? Bak üstü de açılıyor. Çok kara, ben sevmedim bunu. Hadi ya. Ama kara şimşek. Kara şimşek mi? Biz onu mercimeğe diyoruz kız. Buyurun Barış Bey. Tabii Barış Bey. Ben de şimdi çıkıyordum. İyi günler. Ya da biz de oyalanmayalım artık ha. Benimkiler dizilmiştir. Abla ya.
O insanlar sana fala mı geliyor hakikaten? Tabii. Halamın falı için sabahtan akşama kadar bekleyenler var. Sana da bir fal lazım. Hadi oradan, hadi oradan. Benim kızımın fallık neyi var? Hadi kızım git işine sen. Akşam da geç kalma ha. Kaç gündür sana ulaşmaya çalışıyorum. İşlerim vardı. İyi de bakmamız gereken bir sürü dava birikti. Sonra konuşuruz. Sen bensiz kısımlarını hallet. Hah. Senin yüzünden mi sinirli yine bu adam? Ne yapıyorsun sen? Siz ne diyorsunuz ya sabah sabah? Yapıştın kaldın zaten. Her yerden çıkıp duruyorsun. İnsanda biraz gurur olur, gurur. Sabah sabah ya. Of. Ne oldu nerede hanım? Aa. Şoför kız olmuş. Hem ailemi karıştırmaya çalışıp hem de üste çıkmaya mı çalışıyorsunuz siz? İlayda Hanım bakın güzelsiniz, akıllı, başarılı, koskoca bir avukatsınız ya siz. Evet tatlım. Peki bir şoförle neden uğraşıyorsunuz? Aa. Sıdıka biz böyle bir şey mi yapıyoruz? Ne münasebet İlayda Hanım. Siz böyle oynuyorsunuz. Ben o oyunu görüyorum. Ama oynamıyorum. Siz ne yaparsanız yapın, yıldıramazsınız beni. Ben buradayım ve hiçbir yere gitmiyorum. Bana meydan mı okudu o kız? Yürek yemiş olmalı. Yorulmuş. Senacığım. Sansasyonel bir haber ister misin tatlım? Tamam, ofisin oradaki kafede buluşalım. Yaklaşınca çaldır. Aslı, ay demin soramadım röportaj nasıl geçti? İyi geçti. Şirin. Barış Bey sinirliymiş galiba biraz öyle mi? Ay yok, sinirli değil de yani nasıl diyeyim? Hmm, dalgın gibi. Ay. Ha ya da üzgün gibi mi? Ha? Allah Allah. Neden acaba? Bilmiyorum. Bu benim hiç tanımadığım bir Barış Bey. Ben daha önce onu böyle görmedim. Hı? Rahat bırak artık adamı Aslı. Çok üstüne gittin, bunalttın. Sana git dediği halde gitmedin. Öyle git denir mi ama? Kal der gibi. Of! Thank you.
için kusura bakmayın diyecektim. Yani ben pek alışkın değilim. Galiba rezil ettim kendimi biraz. Ben çok kötü hissediyorum. Bir şey söyleyin. Çok dağıttım değil mi? Siz kafa dinlemek istiyordunuz ama ben izin vermedim. Başınıza bela oldum. Hiçbir şey olmadı Aslı. Ailenle bir sorun yaşadın mı dün? Yok, yok. Siz zaten onu halletmişsiniz, sağ olun. Annemle de konuştum sabah. Anladı beni. Çalışmamla ilgili bir sorun yok artık. Buna sevindim işte. Gerçekten mi? Başka bir şey yoksa ben çalışacağım. Pardon. Kolay gelsin. Ateş böceği saçma sapan konuşma ya. Patron odasında mı? Evet, evet. İyi, hadi yürü. Aslı, kim bu kız? Ne oluyor? Şirin, sen böyle pansuman malzemesi falan bir şey getir. Patron. Bir bakabilecek misin? Teo, ne yaptın sen? Patron, yok artık sende mi ya? Siz beni ne sandınız Allah aşkına? Kadına şiddete hayır. Aslı, al bunları. Heh, sağ ol Şirin. Sibel, gel şöyle otur sen. Hadi. Patron kendi geldi tekneye. Ben de aldım buraya getirdim, ne yapayım? Niye buraya getiriyorsun ki? Hastaneye götürseydin. Ben istemedim. Çünkü şikayetçi değilim. Tamam. Tamam, çekil. Şikayetçi olmadığına göre Berk yaptı o zaman. Evet. Zor kurtuldum elinden. Gidecek hiçbir yerim yoktu. Tekneye döndüm ben de. Mavi melek yüzünden hırpalamış kızı patron. Dur şuranı da bir temizleyeyim, mikrop kapmasın. Hadi ne olur. Sizi onun adını öteceğim sandım. Sibel, dur şurayı da temizleyeyim, mikrop kapmasın ne olur. Hadi. Ah. Hayvan herif ne hale getirmiş yüzünü ya. Belki öyle bir adam değil. Mavi melek onu bu hale getirdi. Kızım adam seni dövmüş, sen hala onu savunuyorsun. Dur. Senacığım dün seni yanıltmışım ben, o yüzden çağırdım böyle alelacele. Önemli değil hayatım, haber nerede, ben ortak. Şimdi öncelikle şirketimizin adına en ufak bir zarar gelmeyeceğinden emin olmam lazım. Tamam, merak etme. Haber kaynağımı küstürmek işime gelmez ki. Aynen. Meğer sen haklıymışsın. Bizim şoför kızla Barış arasında tatsız bir durum varmış. Öyle mi? Anlat bakalım. Ha, bu arada Barış'la yaptığım röportaj tertemiz, nezih haliyle kalacak. Bu Cemiyet Dergisi'ne uygun bir magazin haberi. Tamam, bizim medya grubunda o da var. Hı, şahane. Pardon. Biz Muğla'dan buraya Berk'le birlikte geldik. Yaptığımız resimleri satıp geçiniriz diyorduk. He, geçinirsiniz. Kızım İstanbul burası, siz ne zannediyorsunuz? Ben anlamıyorum ki ya. Geçinemedik zaten. Geçinemezsin zaten. Sonra Berk bir barda garsonluk yapmaya başladı. Mavi Melek'le de orada tanışmış. Sonra Mavi Melek iki gün sonra evimize taşındı. Kolay yoldan para kazanmaya başladılar. Bu kızın bir evi yok mu? Niye sizinle kalıyor? Vallahi nereye çöreklenirse orada kalıyor. Belli bir adresi yok onun. E biz niye o harabeyi götürdünüz o zaman? Ne yapacaktınız biz orada? Ne yapacağız? Buluşma adresi orası. Tabii Berk sizin konuşmalarınızı duyunca kaçtık. Heh! Ben size demiştim Barış Bey. Gerçekten de gelecekmiş kız işte. Evet, sana dert anlatmaya çalışmasaymışım. Bir şey duyup kaçmayacaklarmış. Yo. Berk sizi çoktan paketleyecekti zaten de. İlayda kandırdı bizi. İlayda mı?
Ha, tanıştırayım. İlayda Eselix. Evet Sibel. Mavi Melek kim? Ve şu an nerede? Berk'e ne olacak? Onun başını belaya sokmak istemiyorum. Ya Berk'in başı zaten yeterince belada. Sen konuş da kendini kurtar. Ben bir şey yapmadım. Tamam Teo. Bak. Bu Mavi Melek hırsızlığın da ötesinde kötü şeyler yaptı. Onu bulmamız şart Sibel. Kulüplerde zengin bebelerini soyuyorlardı. Daha kötü ne yapmış olabilir ki? Daha kötüsü var, emin ol. Barış Bey acaba ne yaptığını söylesek mi? Yani adam mı öldürdü? Sibel bak, bu Mavi Meleği korumak ne sana ne de belki hiçbir fayda sağlamaz. Suça iştirakten hepiniz yanarsınız. O yüzden söyle, kurtul. Adı Merve Yıldız. Bildiğim kadarıyla ailesiyle Adapazarı'nda yaşıyor ya da ailesi orada yaşıyor. Tahminimce orada saklanıyordur. Oh be! Ne oldu şimdi? Kapandı mı yani konu tamamen? Vallahi en önemli kısmı kapandı, tamam. Sibel, sen de evine dön artık. Ya bırak şu belki falan. Kızım sana el kaldıran adamdan hiçbir şey olmaz. Acaba kızın eve gidecek parası mı yok? Yardımcı mı olsak? İyi tamam. Söyleriz Şirin'e. Uçağını alır. Allah Allah, yüzümüze baktı patron ya. Ben şimdi hemen Adapazarı'na gidiyorum. İnşallah kız da ailesinin yanındadır. Ben vallahi bir macerayı daha kaldıramayacağım artık. İnşallah Teo. Yalnız yüz vermiyorum ama Aslı sayesinde oldu bu iş. O gün oraya gelmese elimiz boştu. Ya bir de dün gidip itiraf ediyordun kıza. Durduk yere kalbini kıracaktın işte. Ha bu arada patron, siz dün ne yaptınız? Aslı niye gitmedi eve? Ne yapacağız Teo, nasıl sorun? Yok öyle değil ya, sen yanlış anladın. Biraz canı sıkkındı. Böyle içkiye de çok alışık değilmiş. Sızdı kaldı yani o. Bir şey yok. Müsait misiniz? Oo, İlayda Hanım hoş geldiniz. Bir şey diyeyim mi? İlk defa İlayda demek hoşuma gitti ha, vallahi. Sen çıkmıyor muydun Teo? Tamam patron, çıkacağız. Şurada iki dakika sevinmeyelim mi hep beraber ya? Evet. Barış Bey, kutlama tatlımız bile var. Sana çay getirdim. Hah, yaşa be. Anadolu çocuğu çay içer bak. Net, eline sağlık. Ben de İstanbul çocuğu olarak bir kahve alayım o zaman. Olsun Barış Bey. Kimse mükemmel değildir. İyi eğlendin. Eğlenmeyelim mi? Çok güzel iş çözdük. Yani siz beni takdir etmeseniz de benim de işin ucunda bir payım var azıcık. Barış bu işi hiç hoş karşılamayacak İlayda. Emin misin yapmak istediğinden? İstemiyorum ama mecburum Senacığım. Yani bu kızın gerçek yüzünün ortaya dökülmesi şart oldu artık. Yoksa böyle masum pozlarıyla dolaşıp dolap çevirmeye devam edecek. Anladım. Barış Buka ve Pars ailesi cemiyetin iyi bildiği saygın isimlerden ya. Epey sansasyon olacak. Maalesef. Ben işe girişeyim, görüşürüz. Tamam canım, bay bay. Aa, oğul şu. Sen uyumuyor muydun? Nereden böyle hayırdır? Artık öyle anne. Adam oluyorum ben. Ama sanki adam değilmiş gibi. Yerim ben seni. Paşam benim. Ya anne. Diyorum ki biz acaba biraz Ferda teyzenin yanına Amerika'ya mı gitsek? Ay ne güzel olurdu. Ama ablam hayatta izin vermez. Niye? Hem bak kazayı da ben yapmamışım işte. Ben burada kaldıkça birilerinin başını belaya sokuyorum. Bence biraz gidelim. Ah. Ben kıyamam paşama. Etrafını düşünüp böyle fedakarlık mı yaparmış benim paşam? Bundan sonra böyle anne. Artık kendimden önce başkalarını düşünüyorum ben.
Hem bak biraz gidersek Barış abimle teyzem de bizi düşünmek zorunda kalmaz ha. Ne dersin? Ah ah, gidelim oğluşum, gidelim. Ben teyzenle konuşurum, hallederim, gideriz. Yaşasın, aslan annem benim be. Aslan, önce bir Etiler'e uğrayalım. Barış. Sen nereden çıktın? Ah, yetiştim sana. Bir teşekkür yemeğine çıkarmak istiyorum seni. Nasılsın Aslı? İyiyim, sağ olun. Sena, yorgunum ben bayağı. Olmaz, yara yırttım bile. Sen buna bakma Aslı, yeni köye götür bizi. Vallahi bakmak zorundayım. Ne yapayım Barış Bey? İyi, gidelim bakalım. Aferin. Şahane bir yer buldum. Vladimir's'i inanılmaz. Sen içtin mi hiç Aslı? Yok. Sağ ol. O zaman birlikte içiyoruz. Bu güzelliği herkesin tatması lazım. Yok, ben o işten dersimi aldım. Meyve suyu içersin sen de. Hem bu Sibel olayını kutlarız birlikte. Neymiş bu kutlanması gereken Sibel meselesi bakalım. Aslı çok önemli bir davanın çözülmesinde yardımcı oldu. Hatta bayağı faydası oldu. Aa, Barış Bey beni takdir etti. Ben seni takdir edeceğim de korkuyorum. Aşk olsun Barış Bey, neden? Hiç düşünmeden yine başını belaya sokacaksın. Ama üstünüzden bir yük kalktı sanki. Yani sabah sıkıntılıydınız. Böyle bir hafiflediniz, çok şükür. Öyle oldu, çok şükür. Ben bir lavaboya gideyim. Neden önemliydi bu iş bu kadar? Sıradan bir dava değildi galiba. Benim için çok önemli olan bir insanla aramdaki en büyük engel bu dava. Ve ben o engeli kaldırmak istiyorum. Mutlu son diyorsun. Mutlu mu olacak, mutsuz mu bilmiyorum ama bunu görmek için o davayı çözmem lazım. Ve galiba o noktaya geldim. İyi bari, sevindim. Teyzenizin evi partinin yapıldığı yerde değil mi? Oraya gidiyoruz. Evet, orası benim büyüdüğüm ev. Gerçekten mi? Ay, keşke oradayken söyleseydiniz, o gözle bakardım. E olsun, gene bakarsın. Aslı, şu hani senin vazgeçtiğin hayalin var ya. Hani sizin bilemediğiniz. Evet. İşte o her neyse gerçekleştirebileceğini bil. Çünkü sen istediğin her şeyi başarabilirsin. Sakın kendine inanmaktan ve denemekten vazgeçme. Cesaretini yitirme. Ben öyle düşünmüyorum. Ama sizin öyle düşünmeniz çok güzel Barış Bey. Sağ olun. Ferda ablacığım, aman aman, sen al o iki bileti. Ben bir şekilde ikna ederim ablamı zaten. Bak, Hakan'cığım da burada. Sana öpücüklerini gönderiyor. Hadi, çok öpüyorum seni. Görüşürüz. Anne, nereye gidiyoruz? Ay, Madonna'nın konserine gidiyoruz işte. Yani ablamı bir şekilde ikna edeceğim. Bak, Ferda aldı biletleri diyeceğim. Eğer gitmezsek yüzümüze bakmaz diyeceğim. Ne yapıyorsunuz bakayım ana oğul böyle? Ay canım benim, hoş geldin ya. Bu ne kadar güzel bir sürpriz oldu böyle. Hoş bulduk teyzeciğim. Ne haber Hakan? Güzel haberlerim var. Cahide teyzem yok mu? Dün vakıf toplantısı için Nevşehir'e gitti abi. Sana söylemedi mi? Yok, haberim yok. Aa, aşk olsun Barış'cığım. Yani evdeki huzur ve sükunetten dolayı olmadığını anlamış olman gerekiyordu. Deme öyle teyze. Neyse, ona da döndüğünde anlatırım o zaman.
Ay hadi söyle bakalım neymiş güzel haber? Kazayı yapanın kim olduğunu biliyoruz artık. İş sadece kendisini bulmaya kaldı. Oh be, bitiyor değil mi artık? Kazayı benim yapmadığım anlaşılacak. Aynen öyle Hakan, anlaşılacak. Ay çok sevindim Barış'ım ya. Yani şu suçlu da hemencecik bulunsun. Yani şurama bir şey oturmuş kalkmıyordu vallahi. Kahroluyordum yani. Biliyorum teyzeciğim, biliyorum. O yüzden gelip hemen haber vereyim dedim size. Çok az kaldı artık. Artık gönül rahatlığıyla gidebiliriz, değil mi anne? Nereye gidiyorsunuz? Ferda ablamın yanına. Teyzem ne diyor bu işe? O özler sizi öyle yalnız kalınca. Aman canım, özlesin de kıymetimizi anlasın azıcık. Siz bilirsiniz, ne diyeyim? Ay biz zaten hele şöyle güzel güzel bir tatilimizi gidip yapıp gelelim. Zaten oğluşum da adam olmaya karar verdi. Değil mi oğluş? Evet evet anne. Barış abi, ben acayip bir adam olmaya karar verdim. Bu kaza meselesi benim aklım başıma getirdi. Her kötüde bir hayır vardır. Belki de bu olay Hakan'a böyle bir yarar sağlar. Ay evet, zaten diyor ki sabahtan beri ben Barış abim gibi adam olacağım diyor. Başka da bir şey demiyor. Kendin ol oğlum. Abi artık şirkette beni işe alırsın, yanına alırsın yani. Bakalım şu Badire'yi bir atlatalım da suçluyu bulduktan sonra bakacağız. Yaşa be Barış abi, bak hemen şimdi başlıyorum. Ben çok acayip ciddi bir adam olacağım. Ben geldim. Ay hoş geldin ablacığım. Bal böceğim, bil bakalım hafta sonu nereye gidiyoruz? Yoksa o büyük akvaryum mı? Dur bakalım, bak. Çocuk tiyatrosu da var. Hem de Pinokyo. Bak burada da minyatürk var. Hangisine gideceğiz Allah? Hepsine. Gerçekten mi? Bir günde hepsi çok değil mi? Abicim kaç haftadır bir şey yapamadık. Acısını çıkarmamız lazım. Her şey çok güzel olacak. Keşke yarın cuma değil cumartesi olsaydı. Olur mu öyle? Beklersen keyfini daha çok çıkarırsın. Kız, sen patron gerçekten yakışıklı. Şşşt abla ya. Kızım sen giderken ben dönüyordum. Ya öğrenmesini bilirim. Merak etme. Hadi teyzeciğim ben gideyim artık, geç oldu. Ay Barış'cığım. Yani şimdi sen gidiyorsun ama benim aklım hep sende kalacak. Meydanı boş bırakmaya gönlüm hiç razı gelmiyor. Hangi meydanı boş bırakıyorsun teyze? Ay hangi meydan olacak canım? O soğuk nevaleyle ablam. Teyzeciğim soğuk nevale kim? Tabii ki İlayda. Cahide teyzemle İlayda'nın ne işi var ki? Ay sen gerçekten farkında değil misin yani? Yani teyzen sizin ikinizin arasını yapmaya çalışıyor. Onun için böyle çok sıkı fıkı oldular. Yok canım. Öyle bir şey yoktur. Sen yanlış anlamışsındır. Cahide teyzem yapmaz. Niye yapsın ki? Aman ne bileyim. Akıllı torunları olsun diye herhalde. O soğuk nevale aklını çeldi ablam. Ben böyle olmaz diyorum. Barış'cığım daha iyilerine layık diyorum ama dinletemiyorum. Tamam teyzeciğim. Ben konuşurum Cahide teyzemle. Ay gerçekten mi? Senin gönlün yok değil mi o derin dondurucu kılıklı kadında? Teyzeciğim, bizimkisi geçmişte yaşanıp bitmiş bir hikaye. Bundan sonra İlayda ile benim aramda iş ortaklığı dışında bir şey olması mümkün değil. Oh çok şükür. Vallahi içime soğuk sular serptin Barış'cığım. Yani sen istemedikten sonra ablam hiçbir şey yapamaz. O soğuk nevale de derdine yansın böyle. Teyzemin de böyle bir muhabbete girmesi yakışıksız olmuş. Aynısını dedim. Karışma Barış'cığımın hayatına dedim. Onun İlayda'da gözü yok dedim. Yoksa gözleri parlar mıydı hiç öyle partide dedim. O ne demek öyle? Canım o gece gözlerin içi böyle parıldıyordu ya partide. Yani sen öyle kızlara layıksın. Ay ne işin var senin öyle soğuk nevale gibi kadınlarla değil mi yani? Teyzeciğim ben gidiyorum, hadi iyi tatiller. İyi canım. Allah'a emanet ol. Çözemediğin işle ilgili mi gidiyorsun sen oraya? Aynen. Ama gideyim çözmeden gelmeyeceğim. Ondan sonra var ya her şey daha güzel olacak. Bir kafam rahatlasın. Süper. Sen iyi ol. Babana yeter. Ay abim! Ne? Ne? Tamam ne oluyor? Gel konuşurum ben abinle ya. Ya saçmalama. Abimin öksüzceden Türkçe'ye geçmesi 30 yılını aldı. Hala karmaşık cümleleri anlamıyor. Tamam ben de basit cümlelerle anlatırım o zaman. Sakin ol. Şimdi değil tamam mı?
Allah Allah. İyi tamam hadi geç. Geç tamam. Çök. Canım ya, gelişi güzel. Şuna bak, şuna bak. Müthişsin, müthişsin. Ne zaman geliyor babam beni istemeye? Peder işi tamam kızım. Hadi desem akşam çiçeğimizle kapındayız yani de. Ya bilmiyorum Arzucuğum, yani ben birazcık şey gibiyim ya. Hani karısını istemeye de babasıyla geliyor dedirtmek istemiyorum galiba ya. Ya kaldıramam gibi geliyor bana Arzucuğum ya. Hayır dedi değil mi? Boş damacana attı arkamdan. Yani lokasyon olarak şu kısmıma geldi ya, oradan sekti, acı. Ya aşkımın ilkbaharı. Onun sıkıntısı seninle değil. Peder bey bana güvenmiyor işte. Haksız mı Barbo? Manavı bırakmadığım hayırsıza kız isteyip günaha girmem diyor yani. Tamam, öyle olsun Barbo. Annem beni anasının arkasında saklanıp da beni istemeye gelen sümüklü Hıfsı'ya versin de... nikahımda şahit olarak böyle önümde dikin. Ya ne alakası var kızım ya? Sen niye o tabansızı ısıtıp ısıtıp benim önüme sunuyorsun ha? Kapanmadı mı kızım o mesele? Arzu bana bak, nereye gitmiş Arzu? Ya yemin ediyorum çok büyük ayar oluyorum ya. Allah'ım yarabbim, gecenin bu saatinde. Arzu! Kız! Bak abin de aşık adam, adam anlar halden ya. Çıksak mı şuradan artık ya? Evet çok şey oldu değil mi? Kaldık burada of. Ah. Ay. Of bacağım. Ne getireyim sana? Kendini getir. Tamam. Tamam. Bay bay. Thank you.
misiniz ya? Sen Teo'yla, Aslı patronuyla. Yani vallahi maşallah beni bile sonladınız. Arzu saçmalama ya. Ne alaka patronuyla falan? Ay bir de yalan söyleyebilseniz yani tam olacakmış. Neyse tipini görelim de anlarız durum ne kadar ciddiymiş. Ya yok öyle bir şey diyorum Arzu sana bak. Allah Allah ya. Ay kız bu muymuş Aslı'nın patronu? Çok yakışıklı değil mi ya? Ay, ay anne ödümü kopardın teyze. Bu muymuş şimdi Aslı'nın patronu? Ha, buymuş. Oku bakayım ne diyor? Ünlülerin boşanma avukatı diyor. Bekar mı şimdi bu? Bekarmış. Aç kızım aç öteki haberleri aç. Çapkın mapkın diyor muydu? Yok. Demiyor. Neşe teyze yok. Baktık biz değil mi? Demiyor öyle bir şey. Yok. Olur mu öyle şey? Kızım aç aç söyle. Basınca sağdan resimler geliyor ya şöyle onu yap. Hadi aç. İyi de biliyorsun ha Neşe teyze. Sus. Barış Bey günaydın. Röportaj harika olmuş. Fotoğraflar mükemmel. Havuz başında kitap okuma saçmalığı da var mı? Burada. Aa öyle demeyin ama Barış Bey ne kadar güzel olmuş. Barış, haberi gördün mü? Bakıyorum şimdi. O değil, bu rezilliği diyorum. Barış Bey. Allah kahretsin bu ne ya? Barış Bey nasıl yaparlar bunu? Aslı sakin ol. Sena yaptı bunu. Hemen ihtiyati tedbir kararı çıkartıp toplatalım dergiye. Tabii canım. Sadece sana değil benim ismimin saygınlığına da zarar verir bu haber. Aslı gel. Ah, o neydi o? Aslında resmi değil miydi? Hayır hayır hayır. Hayır ne alakası var ya? Aslında fotoğrafı da almış. Ne hastası canım Allah Allah. Yıktırma şimdi bana burayı Aslı. Arzu. Neresi göster? Ars ailesinin veliahdi özel şoförüyle mi birlikte? Barış Bukan'ın şaşırtan ilişkisi. Metin! Anne biraz sakin. Metin buraya gel gidiyoruz. Anne ne oluyor ya? Sen biliyorsun adresi hadi gidiyoruz. Aslı'yı arayacağım Aslı'yı. Haber vereyim. Hemen şey yani olur. Bu adama ne yapacak belli değil. Haberi ne oluyor olsun. Ya? Haberi olsun gitmeden tabii. En azından bak haberi. Aç artık telefonu. Hadi yürü. Hadi yürü. Anne ne diyor? Adama neler yapar? Ne oluyor ya? Anne! Açsana ya, açmıyor. Aslı. Üzülme, ailen görmeden halledeceğiz. Birkaç saat içerisinde toplanmaya başlar. Tamam. Ya bizimkiler zaten öyle şeyleri okumaz. Ama mahalleden biri görür de söylerse çok kötü olur Barış Bey. Biliyorum, biliyorum. Şu tedbir kararını ben bir hızlandırmaya çalışayım. Bu arada düzeltme yazısı da isteyeceğim. Hayır beyefendi, yok öyle bir şey. Kesinlikle yalan haber. Zaten konuyla ilgili hukuki işlemleri de başlattık. Ama ben size yok diyorum, siz hala ısrar ediyorsunuz. Barış Bukan Hukuk, buyurun. Hayır hanımefendi, Barış Bey röportaj vermiyor. Evet, bakalım. Şoför kız dediği kadar dayanıklı mıymış? İlayda Hanım, ya Barış Bey bu işte sizin parmağınız olduğunu öğrenirse? Sıdıka, şom şom konuşma, nereden öğrenecek?
Gazeteci kadın çok sıkışırsa sizi satabilir. Biz de önlemimizi aldık herhalde. Arıyor. Alo Senacığım. Haber 3 saatte 230 bin tıklanmış. Bu bir rekor. Barış o kadar ünlü müymüş? Değil ama mesele ilginç. Yakışıklı, zengin bir adam ve kadın şoför. Tanıyan tanımayan tıklamış haberi. Anlayacağın artık ünlü canım. Ha. Ben internet haberlerini düşünememiştim. Yani o kadar yayılması iyiymiş ama neyse artık. Bak söz verdim, Barış'ın dava açmasına engel olacaksın. Tamam, konuştuğumuz gibi. Fazla büyüdü bu iş. Yani kızın resmini göreceğim diye bir atom bombası patlatmak zorunda kaldım resmen. Aa, şu kalenderlerin kızı değil mi? Bak yine sevgili değiştirmiş. Burak'ın yeğeni Ayşe o. Roma'ya gidiyordu ya. Ona veda yapmışlar. Çıkarken çekmişler işte öyle. Aman Ayşe'yi bilmiyoruz sanki. Sırf Burak'ı kıskandırmak için yaptırmıştır bu haberi kesin. Anne, iyi misin? Nefes al, nefes al anne. İyiyim oğlum, iyiyim. Geçti i̇yiyim mi? Ben. Geçti merak mi? Etme. Dur bir nefes alayım, geçecek. Ne oldu anne birden öyle ya? Habere baksana habere. Barışçığımın Aslı'yla ilişkisi varmış. Çarşaf çarşaf haber yapmışlar. Oo, Barış abime bak. Yakışır yakışır. Cemiyet dergisine orta sayfa haberi olmuş. Ay yakışır oğlum, yakışmasına da. Yani şimdi teyzem bu haberi görürse var ya, 3 saat içinde evde olur. Hemen ortalıktan kaybolmamız lazım. Anne, vallahi teyzem bana bile ne yaparsan yap kesinlikle adını bile görmeyeceğim bu dergilerde demişti. Barış abim orta sayfadan giriş yapmış. Ay şu uçak biletlerini bugüne mi alsaydık acaba? Ay. Anne eminsin değil mi? Yanlış falan okumadım. Ben ne okuduğumu biliyorum. Yürü sen. Müsaitse patronunla bir görüşebilir miyim kızım? Barış Bey'le mi? Randevunuz var mıydı? Yoktu. Kısa bir konuşup gideceğiz. Anladım ama Barış Bey bugün çok yoğun. Acil ilgilenmesi gereken şeyler var. İsterseniz ben sizin bilgilerinizi alayım. Hı? Metin Eğilmez ben. Aslı'nın abi. Bizim Barış Bey'le bir ufak görüşmemiz şart. Ben anladım tabii. Şey yapalım, ben hemen kendisine haber vereyim. Siz de böyle buyurun lütfen. Biz size ne ikram edelim? Çay kahve ister misiniz? Ha? Biz bekliyoruz kızım, hadi. Hadi zaten. Şoför kızın Halis değil mi o? Aa, bunlar mı? Hayır. Evet, skandal geliyor. Çok şeker. Bey. Efendim Şirin. Aslı'nın ailesi geldi. Sizi görmek istiyor. Eyvah. Eyvah bizimkiler öğrenmişler. Barış Bey yandım ben. Aslı. Sakin ol. Bizim seninle gizli bir ilişkimiz mi var? Ne diyorsunuz Barış Bey? Tamam bu bir yalan haber. Ben sizinkilere izah edeceğim. Sen merak etme. Bana bırak. Sen şimdi onlara gözükmeden bir yere geç. Nefes al. Tamam, bir kendine gel. Şirin, Aslı'nın ailesini alalım. Tamam. Buyurun böyle.
Barış Buka ben. Buyurun. Haklı olarak bugün çıkan haberle ilgili bir açıklama bekliyorsunuz. Haber tamamıyla yalan. Ben gerekli hukuki işlemleri başlattım, dergiyi toplatıyoruz. Ulan olmuş gören görmüş Barış Bey. Şu saatten sonra toplatsan kaç yazar? Hadi biz kızımızı biliyoruz. Bilmeyene ne diyeceğiz? Yarın öbür gün adamın biri bir laf söylese... ağzını yüzünü kırmaktan başka ne çarem var bir abi olarak? Ben kızımı alıyorum. Onu söylemeye geldim buraya. Neşe Hanım. Biz size inandık, güvendik, kızımızı emanet ettik. Sizin dünyanızda nasıldır bilmiyorum ama bizim dünyamızda aynen böyledir. Ama siz benim kızımı ne hale getirdiniz? Nedeni niçini beni hiç ilgilendirmez. Ben Aslı'yı alıp gidiyorum. Daha da halanızı, teyzenizi yollamayın. Hadi. Bir saniye, bir saniye. Teyzemle ne alakası var? Yolladınız ya. Geldi Aslı'yı işten almayın dedi bize. Teyzem size mi geldi? Benim böyle bir şeyden haberim yok. Ayrıca benim böyle bir şeye ihtiyacım da yok. Aslı'nın bu işe ihtiyacı var. Aslı korkma kuzum ya. Eminim Barış Bey halleder. Sen annemi tanımıyorsun Şirin. Oho Barış Bey nelerle kimlerle uğraşıyor. Onlarla da konuşmanın bir yolunu bulacaktır. Hiç sanmıyorum. Kızım annem var ya beni bir daha hayatta göndermez. Keşke gururumla gitseydim arkadaş ya. Aslı benim şoförüm. İşinde de gayet iyi. Ama Aslı'nın bundan çok daha fazlası olduğunu siz de herhalde benim gibi biliyorsunuzdur. Evet biliyoruz. Ben kimden iyi bir avukat olacağını anlayacak kadar iyi bir hukukçuyum. Ne şüphemiz yok da bunun bizim kızla ne ilgisi var? Demek istediğim şu. Aslı'nın yarım bıraktığı şeyi tamamlamasını sağlayabilirim. İyi bir avukat kazanabiliriz. Aslı neyi yarım bırakmış? Hukuk fakültesini. Sizin haberiniz yok muydu? 3 yıl önce kaydını yaptırmış. Ama daha sonra devam etmemiş. Sen neler diyorsun oğlum? Bu konuda biraz cesaretinin kırıldığını düşünüyorum. Ama harçlarını yatırmaya devam ettiğine göre... ufak da olsa bir umudu var demek ki. Eğer burada çalışmaya devam ederse... ben onun kaybettiği cesaretini tekrar kazandırabileceğimi düşünüyorum. Demek bu yüzden bu kadar tutunmuş bu işe. Anne Aslı burada kalacak. Neden yaptın bunu yavrum? Anne. Yemin ediyorum orada yazanların hepsi yalan. Neden üniversiteyi kazanamadım dedin bize? Hukuk kazanmışsın yavrum. Diye söylemedin bize. Sen hukuk mu kazandın?
Sen bizim için kendi hayatından mı vazgeçtin Aslı? Üniversiteyi kazandığını bilsek çalışmana müsaade eder miydik hiç? Kimden duydunuz siz bunu? Patronundan. Anne. Hadi ben sizi göndereyim. Şirin bize bir taksi çağırır mısın? Tamam canım. Kızgında değiller. Barış. Gönüllerini almış. Niye ki? Bu durum gitgide garipleşmeye başladı. Anne. Ben eve gelince konuşuruz, tamam mı? Tamam kızım. Abiciğim. Bak. Barış Bey iyi adama benziyor. Bizim de bilmeden sana çektirdiklerimizden sonra rahat rahat yüzüne bakabilmemiz için artık sıra sende. Üniversiteyi bitirip avukat olman lazım. Anladın mı? Benden ne istiyorsunuz? Anlamadım. Birdenbire ortaya çıktınız, beni işe aldınız. Çiçeğin davasını üstlendiniz, tedavi masraflarına yardım ettiniz. Bir sürü olaya rağmen beni işte tuttunuz. Siz benden ne istiyorsunuz? Aslı kendine gel, ne oluyorsun? Cevap ver. Hukuk kazandığımı nereden biliyorsunuz? Elemanlarımı seçerken araştırdığımı söylemiştim sana. Okul bilgilerime kadar mı? Ben o okulu bırakalı 3 yıl oldu Barış Bey. Kim altı üstü bir şoför bu kadar araştırır ki? Ya da ona itiraf edecek neyi olabilir? Sizin benimle ne derdiniz var? Ben sizden hiçbir şey saklamıyorum. Neyse muyum karşınızda? Siz benden ne saklıyorsunuz?